Olay saat tam 7:05 geç olmuş, 19:05'te. Ben Canan Taklı, Cemil Barlas'la beraber Biran TV'de yayındaydım. 7'yi çeyrek geçe kardeşimin eşi beni aradı. O olayı anlattı. Ben hemen olay yerine geldim. 4 el ateş edilmiş. Yani ev şurada görünen ikinci katta, üçüncü kat gibi karşıdan. Polislerimizin ilk söylediği şey pek tesadüfi gibi görünmüyor. Yani 4 el ateş pek tesadüfi gibi zaten olması mümkün değildir. Ama sağ olsun İstanbul Emniyet Müdürümüz, Mustafa Çalışkan Bey ve diğer bütün emniyet güçlerimiz tek tek aradılar. Herkes olayı inceliyor, tek tek bakıyor nedir ne değildir diye. Olay yeri inceleme, terörle mücadele, asayiş şube ekipleri, hepsi cinayet masa ekipleri birer birer bakıyorlar. Herhangi bir şey yok, herhangi bir sıkıntı ya da şey olması gibi bir şey var mı yok mu onları göreceğiz. Ama bu eğer bir terör eylemi ise, yani DHKPC, PKK, FETÖ diğerleri ise vız gelir tırıs gider. Yani şahsıma yapılan bir şeyse bu benim birbirini asla korkutmaz yani. Ev benim üzerime bütün faturalar ama kardeşim oturuyor 10 yıldır. Oturan o burada. Dediğim gibi tesadüfi gibi görünmüyor ama net bir şey söylemek için polislerimizin ve emniyet teşkilatımızın net bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Onlar yaptıktan sonra zaten kamuoyuna biz de paylaşırız ne olduğunu. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu eğer herhangi bir terör eylemi PKK, DHKPC, FETÖ ya da diğerlerinin şansımı korkutma amacıysa hız gelir tırıs gider. Hiç böyle bir şeylerden korkutamaz. Zaten gördüğünüz gibi yani bende böyle şeyler sıfır etki yaratır. Ama tabii nedir işte kardeşimi korkutma, yengemi korkutma o tür bir eylem oluyor. Bakalım polislerimizin araştırmasını bekleyeceğiz. O bittikten sonra çok daha net olarak görülüyor. Her şey çok daha net görülecek. Saldırı anında kardeşiniz evde miydi? Yok, kardeşim de iş dönüşündeydi. Yengem evdeydi. İki çocuğu var. Biri 7 yaşında, diğeri 10 aylık. Onlar da diğer odadaymış o esnada, tesadüf. Yani belki aynı odada denk gelseydi herhalde tatlı hatasız şeyler olabilirdi. Yani 4 kurşun atılmış, biri cam patlamış, duvara denk gelmiş. Zaten bu sokağı görüyorsunuz, bu evi ve bu evin olduğu yere tesadüf eseri denk gelmesi mümkün değil. Yani bu benim görüşüm de o yönde. Bayağı bilinçli olarak yapılmış bir eylem gibi görülüyor. Dediğim gibi polislerimizin eylemi, yani o araştırmayı neticelendirmesi lazım. Neticelendikten sonra çok daha net görürüz her şeyi. Çok teşekkür ederim. Sadece buradan mutfağa gittim. O kadar yani. Bir dakika camı açtım. Bir şey baktım, camı öyle kapattım. Bir dakika yani sürmedi. Sürmedi. 7'de olmuş. Sabah? Ya da akşam. Akşam mı? Thank you.